Ben Hamza Gür, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bildiğiniz üzere Filistinli kardeşlerimize uzun zamandır bir zulüm uygulanıyor. Biz de bu zulme karşı onların yanında olduğumuzu belirtmek için boykot uyguluyoruz. Bu boykotu nasıl devamlı sağlayan bir bilince dönüştürebiliriz? Sorun buydu hocam. Hamza, teşekkür ederim. Bu boykot meselesi hakikaten önemli. Her ne kadar önemsizleştirmeye çalışan sesler olsa da esasında bu seslerin varlığı çok önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi bu boykot başladığında ben kendi kendime düşündüm. Neyi boykot edeyim diye. Zaten hali hazırda boykot edilecek birçok şeyin hayatımda olmadığını gördüm. Birçok şey yokmuş zaten. Niye yokmuş? Çünkü aklıma yatmıyor. Yani o kadar kötü köfte yemek aklıma yatmıyor yani. O kadar zararlı içecekleri mideme sokmak aklıma yatmıyor. O yüzden zaten hali hazırda hayatımda olmayan şeylerdi. Başka şeyleri, evdeki başka şeyleri, temizlik markalarını falan tekrar bir gözden geçirmeye çalıştık. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum soruna cevap olsun için. Hayatımızı doğru ve sağlıklı bir zemine oturtturduğumuz zaman esasında boykot edilecek ürünlerin çok büyük çoğunluğunun hayat tarzımıza iyilik getirecek, fayda getirecek şeyler olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir ürünü zaten tüketirken evvel emirde düşünmemiz gereken şey şu: bunun bana ne faydası var? Ne işime yarayacak? Hakikaten ihtiyacım mı? Bu dönemde suni ihtiyaçlar çok zaruri ihtiyaçlar gibi gözükmeye başladı. Suni ihtiyaç ne demek? Yapay, aslında gerçek olmayan, karşılığı olmayan şeyler. Bizim doğamızda onlar olmadan çok rahat yaşarız, hatta daha iyi yaşarız. Ama sanki zaruri ihtiyaçmış gibi, olması gereken bir şeymiş gibi, hayatımızda var olması gereken bir parçaymış gibi gösteriyorlar. Bu noktada tekrar bir hayatımızı alıcı gözle, dışarıdan bakarak bir gözden geçirmemizde fayda var. Tükettiğim şeyler ne kadar ihtiyacım, ne kadar ihtiyacım değil. Çünkü tükettiğimiz şeyler bir süre sonra bizi tüketmeye başlıyor. Bir de arkadaşlar bu dönem tüketim toplumunun çok teşvik edildiği bir dönem. Yani insan devamlı tüketsin, devamlı tüketsin, devamlı tüketsin. Ama tüketim ve üretim dengesini her anlamda düşünmemiz lazım. Her anlamda dediğim şu: bir defa bu dünyaya karşı bir sorumluluğumuz var. Bu tükettiklerimiz bu dünyaya, çevreye, doğaya, diğer insanlara zarar vermemesi lazım. Çok tüketim söz konusu olduğunda başka bir insanın zarar görmemesi, doğanın zarar görmemesi çok söz konusu olmuyor. O yüzden tüketimi bir defa kısmak çok önemli. İkinci olarak tüketim, çok tüketmek demek kendimize de zarar veriyor. Yani hem kazanç anlamında bizi zorluyor, hem de yaşantı kalitesi anlamında bizi zorluyor. Yunus Emre'nin çok güzel bir şiiri var. Tam tüketim kültürüne ilaç olacak bir şiir. Diyor ki, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı diyor. Ne kadar çok eşya varsa insanın gönlü esasında o kadar daralıyor. O yüzden tüketimle alakalı mutlak bir kontrole sahip olmamız lazım. Bu konuda 2 tane doktora öğrencisi İtalya'da bir deney yapmışlar kendi üzerlerinde. Evet hocam. Şimdi ikisi de çalışıyor, doktora öğrencisi ikisi de. Fakat bir türlü ay sonunu getiremiyorlar. Gerginler, mutsuzlar, sıkıntılar var. Ne yapalım, ne edelim, derdimiz ne, sıkıntımız ne, zorluğumuz ne? Diyorlar ki çok fazla eşyamız var, çok fazla tüketiyoruz. Buna bir sayı koyalım. Oturuyorlar, sayıyorlar kaç parça eşyaları var diye. Yanlış hatırlamıyorsam beyefendinin 550 parça eşyası çıkıyor. İşte çorap, kalem, defter vesaire vesaire. Hanımefendinin ne kadar çıkıyor acaba? Tahminler ben var. Ben söylemiyorum. Siz söyleyin. Burada bayağı hanımefendi var. Kaç tane? Erkekler değil, hanımefendiler söyleyecek. Yok, yok o kadar değil çok şükür. 2500 değil. 850 küsür parça eşyası çıkıyor. Ve bir karar alıyorlar. Diyorlar ki 200-250'de bunu limitleyelim, indirelim. Hepsine bakıyorlar. Bu hakikaten olmadan yaşayabilir miyim? Yaşarım. Atıyor. Bu olmadan yaşayabilir miyim? Yaşarım. Atıyor. Derken 250'ye kadar indiriyorlar ve diyorlar ki başka bir şey sistemden atmadan yeni bir şey koymayacağız. Yani onları attık, yeni bir şeyler alalım, yok. Yani 249 olacak ki bir şey koyalım. Aynen öyle. Bir şey alacaksam bir şeyden vazgeçmem gerekiyor diyorlar. Sonra bu sisteme geçtikten sonra bakıyorlar ki kazandıkları para yetmeye başlıyor, tartışmalar azalmaya başlıyor, mutsuzlukları gitmeye başlıyor. Böyle midir? Böyledir. Sadelik insana mutluluğu beraberinde getirir. O yüzden boykotla alakalı en çok düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi, bu boykot hayat tarzına dönüşmesi lazım. Zoraki olursa, dönemlik olursa bugün başlar, yarın biter. Ama hayat tarzına dönüşürse, insan bunu bir mantığın, bir felsefenin, bir değerin sonucu olarak hayatına hakim kılarsa hiç zorlanmaz boykot yapmakta. Ben doğrusu hiç zorlanmıyorum yıllardan beri. İnşallah hocam bu vesileyle de artık bir hayat tarzımıza dönüşür. Bundan sonra da devamlı olarak bu boykotu yapmış oluruz. Tabii, yani burada bence en önemli şey Hasan Basri Bey, bu hayat tarzı meselesini bizim çok ciddi gündemimize getirmemiz lazım. Yani bize yakışan, bize uygun gelen, bize doğru gelen, bizim için anlamlı olan hayat tarzı ne? Hayat tarzı haline getirdiğinizde, hayatınızda değişmez bir başlık olarak koyduğunuzda, alışkanlık olarak koyduğunuzda onu yapmak için zorlanmazsınız. Zoraki olmaz, iterek olmaz. Kendi kendine doğal bir şekilde ortaya çıkmış olur. Ama hayat tarzı olarak hayatınızın merkezine böyle bir şeyi yerleştirmezseniz o zaman her şey bugün başlar, yarın biter, devamlılık, süreklilik arz etmez. Ama evet, hayat tarzı oluşması için de bir emek vermeniz lazım. Bakmanız lazım, benim hayatımdan nasıl bir eser ortaya çıkar, nasıl bir hayat tarzı oluşur. Benim bir kitabım var, adı Bize Yakışan. Hikayesi şu: bana bir delikanlı geldi. Dedi ki, hocam benim bir yanlış alışkanlığım var. Ondan kurtulmak istiyorum. Kendi kendime kurtulmaya çalıştım, kurtulamadım. O yüzden size geldim, bana yardım edin dedi. Dedim ki, bir sıkıntı mı yaşadım, bir problem mi yaşadım bu yanlış alışkanlığından dolayı? Yok. Birisi mi yakaladı, birisi mi kızdı, birisi mi bağırdı? Yok. Niye kurtulmak istiyorsun, niye bırakmak istiyorsun? Dedi ki, ya dedi, ben şöyle bir düşündüm, baktım, bu bana yakışmıyor dedim ya. Ben böyle bir insan olmak istemiyorum. Böyle bir yanlış, kötü bir alışkanlığı olan insan olmak istemiyorum. Hayatımda böyle bir alışkanlığın yeri olsun istemiyorum. Kendime yakıştıramadım, o yüzden kurtulmak istedim. Kendim kurtulamadım, bana yardım edin, sizin vesilenizle kurtulmuş olayım dedi. Şimdi o bana yakışmıyor meselesi bence çok önemli. Hepimizin, evet, kendi kendimize düşünmemiz, bakmamız lazım. Bize yakışan davranışlar neler? Bize yakışmayan davranışlar neler? Bize yakışan ilişkiler neler? Bize yakışmayan ilişkiler neler? Şimdi bugün psikoloji öğrencileriyle bir araya geldim. Onlarla konuşurken dediler ki, hocam dediler, bize bir şey söyleyin, hayatımızda unutmayacağımız ama kısa olan bir şey. Neye dikkat edelim, ne olsun bizde? Dedim ki iki şey. Bir, merak, iki meşguliyet. Neye merakınız var ona dikkat edin, neyle meşgulsünüz ona dikkat edin. Meşguliyet kelimesini sordum sonra onlara. Meşguliyet kelimesiyle benzer, ortak kök olan kelime var mı dedim. Hemen söylediler. Siz de söyleyin, hangi kelime var meşguliyet dediğimizde? Meşakkat değil, başka, o başka kelime. Buyurun. İşgal dedi birisi. Kim dedi? Evet, işgal kelimesi. İşgal kelimesi. İşgalle meşguliyet aynı kökten. Evet. Ne demek? Meşguliyetini size aynı zamanda işgal eden şey demek. Bizim hayatımız yazılacak. Mesela ülkelerin yazılıyor hayatları. Diyor ki, şu yıllar arasında şu ülke şurayı işgal etti. Bu yıllar arasında şu güç şurayı işgal etti. Bizim hayatımız yazılacak. 15 yaşındayken şu sosyal medya markası 3 yılını işgal etti yazılsa ister miyiz? İstemeyiz. 20 yaşında üniversitede en sağlıklı, en zeki, en parlak olduğu dönemde şu kanal işgal etti onu, şu onun hayatını kapladı ister miyiz? İstemeyiz. Çocuğumuz okusun ister miyiz? Benim babam, annem 15 yaşındayken bütün vaktini şu sosyal medya platformunda geçirmiş. İstemeyiz. Bize yakışmaz. O yüzden, evet, bir dışarıdan bakıp bize yakışan nedir, yakışmayan nedir, Ona göre vaziyet almamızda fayda var. Hayat bizim hayatımız, ömür bizim ömrümüz. En çok sorumlu olan, en çok gücü olan biziz. Sorumluluğumuz var, bunu biliyoruz ama kendimizi zayıf, aciz, mahkum hissetmeyelim. Hayatımızda birçok şeye şekil verebiliriz, değiştirebiliriz. Yeter ki bu gücümüzün olduğunun farkına varalım.